usulsüz vusul olmaz. Yani yol, yordam, metot olmadan doğru hedefe, neticeye varmak mümkün olmaz. Çağımızda doğru usul nedir? Onun öğretilmiş, hatırlatılmış olmasıdır. Çünkü o olmadığında iş bitti. Yani eczane dolusu ilacınız var, elinizde reçete yok. Şeytanı Adem'den ayıran kibir değil mi? Bediüzzaman diyor ki, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Ey nefsim, bu benim kendi dersimdir. Kim isterse nefsimle beraber dinlesin. Biliyorsunuz bizim kanun deyince aklımıza Mecelle-i Osmani geliyor. Mecellenin yine İslam'dan, Kur'an'dan mülhem, çok temel kaideleri vardır ki dillerimizde dolaşır. Benim çok hoşuma giden iki tanesi aynı konuda. Birisi usul esastan mukaddemdir der. Usul esastan önceliklidir, mukaddemdir. Bir diğeri de usulsüz vusul olmaz. Yani yol, yordam, metot olmadan doğru hedefe, neticeye varmak mümkün olmaz. Onun için usul, metot meselesi çok önemli. Çağımızda Kur'ani ilaçları hazırlayıp bize en güzel şekilde sunan, orijinal bir dirayet tefsiri olan Risale-i Nur'un bize kazandırdığı en önemli şey de çağımızda doğru usul nedir? Onun öğretilmiş, hatırlatılmış olmasıdır. Çünkü o olmadığında iş bitti. Yani eczane dolusu ilacınız var, elinizde reçete yok. Hangi ilacı, hangi dozda kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Dükkan senin. Dükkan benim ama faydalanamıyorum. Yani usul esastan öncelikli. Onun için Kur'an'da her derdin devası, bütün asırların hissesi, ilacı hepsi var. Fakat hangi dozda kullanacağız, nasıl kullanacağız? İşte bunu mücedditler, müfessirler öğretiyor. Tabii çağa göre de öncelikler değiştiği için kullanım şekli değişiyor. Yani önceden iğneyle yapılan ilaç öyle bir zaman geliyor ki iğneyi gördü mü, şırıngayı gördü mü kaçıyor. Ne yapacaksınız? Takdim şeklini değiştireceksiniz. İşte çocuklara meyve aromalı şurup yapıyorlar. En acı ilacı seve seve içiriyorsunuz. Ya da adamın anesteziye karşı şey yoksa hassasiyeti, aramızda tabipler de vardır muhtemelen. Bazısı vardır koklar koklamaz bayılır, bir doz bile ağır gelir. Bazısına 3 doz, 5 doz veriyoruz, adam hala bayılmıyor ki operasyon yapalım. Şimdi bu çağın insanının üzerine işlem yapılacak kıvama gelmesi için gereken hazırlayıcı ilaçla 10 asır öncesinin aynı değil. Bütün bunları biz nasıl halledeceğiz biz bilemeyiz ki. Usul apayrı bir şey. İşte bunu her 100 senede bir ölçü tartı aletlerinin ayarlanması gibi mücedditler geliyor, ayarlıyor. Şimdi İmam-ı Gazali Eyyühel Veled diye anlatıyor. Gel bakalım diyor. Bağırıyor, çağırıyor. Bazı insanlar da var. Ya hoca efendi biraz bağır çağır da kendimize gelelim. Ama %90'ı damarına bastın mı her şeyi elinin tersiyle itip kaçıyor. Niye? Çünkü enaniyet asrı. Herkes enelere binmiş, dalalet vadilerinde at koşturuyor. Bakın zaten şeytanı Adem'den ayıran kibir değil mi? Hata ettim dedin mi adam oluyorsun. Adem oluyorsun. Ama kibir var, hata ettim, bende hata var demiyor ki. Böyle bir nefis var. Dolayısıyla bu çağımızda da kibir en üst seviyeye çıkmış. Dalalet vadilerinde at koştu. İşte onun için bu çağı doğru okuyan Bediüzzaman diyor ki nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Ey nefsim, bu benim kendi dersimdir. Kim isterse nefsimle beraber dinlesin. Şimdi bize tek başına baktığınızda öylesine söylenmiş bir tevazi giriş gibi geliyor. Ama öyle değil işte. Çok lafını ettiğimiz paradigma değiştirme böyle bir şey. Eğitimin paradigması, temel modeli böyle değişir. Onun için ey oğul dediğin zaman buyur babalık diyen çocuk. Sen kendin güzel bir şeyler yapıp örnek olduğun zaman senin peşine geliyor ve bakıyor. Bu çağın getirdiği bir şey. Ne İbn-i Sina'nın kusuru, ne İmam Gazali'nin haşa kusuru. Bu çağda bu. Onun için bu konuda üstad hatırlayacaksınız. 12. mektupta var. Bize bu imani, dini meselelerin nasıl konuşulması, müzakere edilmesi gerektiğiyle ilgili temel ölçüyü hatırlatıyor. Risale-i Nur kendi metodunu da bize öğretiyor her konuda. Yani açık, yaygın, üniversite gibi. Medrese-i Zehra'nın açık, örgün olmayan adeta bir modellemesi. Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur derken üstad onu nazara veriyor. Metodu da içinde. Her konuda ben bu iki şeyi kader konularını tartışırken doğru netice almak istiyorsak konuyu bilmek, ispat etmek, şu bunun ötesinde bir usul olduğu gibi burada da öncelikli. Onun için hiç olmazsa bu usul noktasını da hatırlayarak giriş yapalım ki binanın temeli sağlam, bunun üstüne siz neyi müzakere ederseniz edin bu usul üzerinden faydalı hale gelecek.
kısaca bu usul girişini yapalım. Şöyle bir Risale-i Nur'dan alıntılar tamamen. Bu vesileyle bilgilerimizi tazelemiş olalım. Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki inşikaka ve iftiraka sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Şimdi münakaşa etmemenin çerçevesini de veriyoruz. Yani münakaşa nedir? Demek ki sonunda inşikak ve iftirak oluyorsa, bölünme ve ayrılmaya dönüşüyorsa o tartışma, müzakere, demek ki onun adı münakaşa. Bu tarz bir münakaşadan uzak durun. Münakaşa çekişme demek aslında. Sözlü tartışmaya diyoruz bugün. İnşikaka ve iftiraka sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Çareyi de gösterecek. Yalnız müdaveli efkar suretinde nizasız mübaheseye alışsınlar. Müdaveli efkar, tedavül diyoruz ya, fikri dolaşım, fikir alışverişi. Bunun da tarifini hemen içinde veriyor hocası ya. Ne demek müdaveli efkar sureti? Nizasız mübahese. Kavga etmeden, çekişmeden herkes o konudaki bahsedeceği şeyleri söylesin. Nizasız mübaheseye alışsınlar. 12. mektubun baş kısmında biliyorsunuz şu cümleler geçiyor. O gece benden sual ettiniz, ben cevabını vermedim. Çünkü mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. Münakaşa yukarıda nasıl geçmişti? İnşikaka, iftiraka sebebiyet veren tartışmaya biz münakaşa diyoruz. İşin sonucu oraya varıyorsa bu olmaması gereken kısma giriyor. Şimdi dini meselelerde hatırlayın 12. mektup orada zaten sualleri de var. Hazreti Adem niye cennetten çıkarıldı? İşte şeytanlar niye yaratıldı gibi hususlar. Aralarında konuşuyorlar, hoca efendi sen ne diyorsun diye de üstada da pas atıyor. Üstad tabiri caizse pas dedik madem, hadi gençler de var, topa girmiyor. Sonra mektup yazıyor. Diyor ki siz o gece benden sordunuz ama ben cevabını vermedim. O sizin münakaşanıza girmedim. Çünkü imani meselelerin, mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değil. Sen mi haklısın, ben mi haklıyım, benim mi dediğim, senin mi dediğin, o bizim işimiz olmaz. Siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz. Onun için ben girmedim ama sorular ehemmiyetli madem zihninize geliyor. Ben mesajı aldım. Demek ki insanların bu konularda irşada ihtiyacı var. Daha sonra onu malumunuz o sualleri cevaplıyor. Mektubun sonunda da diyor ki mezkür mesail gibi dakik mesail-i imaniyeyi işte niçin Hazreti Adem cennetten çıkarıldı? Niçin şerler yaratılıyor? Niçin efendim işte peygamberler gönderiliyor, imtihan yapılıyor? Sonuçta birçokları kaybediyor, cehenneme giriyor. Bu nasıl gibi? Bu tarz dakik mesail-i imaniyeyi mizansız mücadele suretinde. Münakaşaydı, bir de ne geldi? Mizansız mücadele. Mizan ne demek? Terazi demek. Adamın hani şeyi yok deriz ya, terazisi yok. El terazi, göz nizam, dalı yok. Şimdi o konuda bir ehliyeti, liyakati, uzmanlığı, ki mizan diye de mizan-ı şarani diye kitap üstad zaman zaman havale eder. Mizan-ı şarani, mizan ile tartın diye. Şimdi ince meseleleri, böyle dakik meseleleri, mizansız mücadele suretinde cemaat için bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele ve cemaat için. Şimdi bu kadar dini yayın yapan programlar, kanallar, işte okullar var ama sabahlara kadar dinliyoruz bir imani meselede aydınlanamıyoruz. Kasvet basıyor. Niye? Mizansız mücadele bir de cemaat için. Tribünlere 70-80 milyonun önünde savutturuyor. Orada o şekilde bahis caiz değildir. Biz ne yapıyoruz o zaman? Düşünün. Yaraya tuz basıyoruz. Halbuki şahane Müslümanları aydınlatıyoruz. Hele bir de Ramazansa tam zamanı ne var ne yok boca ediyoruz. İşte usulsüz usul olmuyor. Sonuç ne oluyor? Mizansız mücadele olduğunda tiryak iken zehir diyenlere, dinleyenlere zarardır. 30'lu yıllarda yazılmış. Nasıl? Bizim tam da resmimiz değil mi? Diyene de zarar, dinleyene de zarar. 80 milyonun önünde en ince dini meseleleri oturup işte ilahiyat profesörleri böyle tartışırsa ne oluyor? Diyene de zarar, dinleyene de zarar. Niye? Mizansız mücadele. Öyle mi böyle mi? Tiryak içen zehir olur. Aynı şeyi ilahiyat fakültesinin doktora salonlarında kendi ehliyle tartışsa, kendi jürilerinde mübahese, müzakere etseler tiryak. Alimin uykusu da ibadet. Hem kendileri uyumuyor, hem milletin uykusunu kaçırıyor sabahlara kadar. Ne anladık bu işten? Halbuki alim uyusa daha kârda yani. Mizansız mücadele olunca ne oluyor? Diyenlere de, dinleyenlere de zarardır. Belki böyle mesail-i imaniyenin, o zaman imani meseleleri nasıl konuşacağız, tartışacağız, müzakere edeceğiz? Üç şartı var. İtidali demle, insafla
bir müdavele-i efkar suretinde bahsi caizdir. Biz bildiğimiz gibi yaparız diyoruz. Yaparız diyorsak ne gibi? Havanda su dövmeye devam. İtidal eden, soğukkanlılıkla, mutedil, insafla, insaf yani adil iki tarafı da dikkate alarak ve bir müdavele-i efkar suretinde bahs caizdir. Daha sonra biliyorsunuz başka bir hadis üzerine bile tartışma var. İşte Musa Aleyhisselam'ın Azrail'le olan meselesiyle ilgili. Şimdi konu hadis-i şerif olunca ve sahih hadis kitaplarında olunca bunun hakikatinin anlatılması lazım. Müteşabih bir mesele. Ortalık birbirine giriyor. Ben diyor ne bileyim münakaşa olmuş üstada öyle gelmiş. Hani şahıs soruyor zannettim. Meğer ondan önce ne gürültüler kopmuş. O zaman diyor bu ciddi bunun düzeltilmesi lazım. Bu kadar şahi olmuşsa. Hani olmasa bahsetmeye gerek yok ama tartışmışlar en sonunda üstada ulaşmış. Hazreti Musa'nın Hazreti Azrail'in yüzüne tokat vurması meselesi malum. Sahih kaynaklara da girmiş ne yapacaksın? O zaman iş başa düştü. Bunun hakikatin anlatılması lazım. Sonunda diyor ki bu çeşit mesaili münakaşa etmenin birinci şartı insafla, hakkı bulmak niyetiyle, inatsız bir surette ehil olanların mabeyninde sui telakkiye sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir. Bu şartları sağlamıyorsan yine girmeyeceksin. Hakkı bulmak niyeti, inatsız bir surette, ehil olanların mabeyninde sui telakkiye sebep olmadan. Karşıdaki nasıl algılıyor? Bu önemli. Tutuyor 80 milyonun önünde yok bilmem devesi değil falan filan diye güya hadis tartışıyor. Ya arkadaşım senin niyetin ne? Yani demezler mi ya başka mesele yok mu? Kaldı ki o ehil misin? Değilsin. İşte sui telakkiye sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir. Peki böyle bir müzakereyi biz nasıl anlayacağız? Çok net o zaman sonucuna bakacağız. Şöyle diyor. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki. Şimdi biz de konuşacağız. O müzakerenin hak için, hakkı bulma hak için olduğuna delil şudur ki. Eğer hak muarızın elinde zahir olsa. Siz bir şey söylüyordunuz ömür itiraz etti ve onun dediği ne yapacak? İşte muarızın elinde hak zahir olsa müteessir olmasın. Bozuluyor mu? Üzülüyor mu? Kendi tezi çürüyünce, kendi bilgisini yanlış. Demek ki hak için değilmiş. Haksa hakkı buldun işte ama hasmın elinden çıktı. Senin niyetin egonu tatmin. Karşıdakini susturmakmış. Hakkı bulduğun halde üzülüyorsun. Hak ortaya çıktı. Müteessir olmasın, belki memnun olsun. Bırakın üzülmeyi, bozuntuya vermemeyi, memnun olması lazım. Çünkü hak ortaya çıktı. Çünkü bilmediği şeyi öğrendi. Eğer kendi elinde zahir olsa, ya itiraz etti falan ama ben biraz söyleyince belli ki benim tezim doğruymuş. Benim söylediğim hak. Bu ortaya çıksa fazla bir şey öğrenmedi. Bildiği şey sadece doğrulanmış oldu. Yeni bir şey öğrenmedi. Fazla bir şey öğrenmedi. Belki gurura düşmek ihtimali var. Bir de geçen sefer de öyle oldu işte bak yine benim dediğime geldiniz falan diyerek gurura düşme ihtimali var. Gurura düşmek kötü bir şey mi? Oo, kötü bir şey. Gururun Arapça manası zaten aldanmak. Mağrur demek aldanmış demek. Yani bir damla kan sen nesin de küçük dağları ben yarattım. Yani haddinizi kaybettiğiniz anda, konumunuzu kaybettiğiniz anda şaşkınsınız, aldanmışsınız. Onun için birinci sözde iki temel kavram vardır. Nedir? Yolcuların iki sıfatı üzerinden gidilir. Biri mütevaziydi, diğeri mağrur. Mağrur peşinen aldanmış demek. Kelime manası o zaten. Falan. Nesin ya? Sen nesin? Sadi Şirazi insanı Kur'an'dan mülhem diyor ki yek katre-i hunest saat hezar endişe. Bir katre kan, yüz binler endişe. Ya busun ya. Ne yere göğe sığmıyorsun? Bakın insanla ilgili ayete. Senin adın sanın yoktu. Hele talel insan. İnsan suresinin değil mi? İlk ayetinden senin. Dur bakayım daha yeni geldin. Senden önce bu dünyada neler vardı? Sen geldin. Alemin kralı benim havasındasın. Biz seni imtihan etmek için serbest bıraktık. İster şükredersin ve imma kefura. İster de nankör olursun. Sonucuna katlanacaksın. Ama unutma aslın neslin bu. Daha adın sanın yokken bu dünya vardı. Sen yeni geldin. Her şey benden sorulur. Havalarına girme. İlk inen ayetlerde yine seni alaktan yaratan Rabbinin adıyla oku. Aslını unutma. Aslın bu. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su.